doktor öğretim üyesi Mustafa Hayta hocamız var. Caferi fıkhı, teşekkülü ve sistematiği ve farklılaşmalar üzerinde bir sunum yapacak. Sunumuna başlamadan önce kısaca bilgi vermek istiyorum. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2010'da Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2010 yılında Kur'an'daki maruf ve örf kavramlarının fıkhi açıdan değerlendirilmesi teziyle yüksek lisansını, 2014 yılında ise klasik dönem Şii imami fıkıh usulü anlayışı teziyle doktorasını tamamladı. Ve 2014 yılında Anadolu Üniversitesi ön lisans adalet bölümünü bitirdi. Ve şu anda hocamız bu sunum konusu olan Caferi fıkhı, teşekkülü, sistematiği ve farklılaşmalar konusunda bize bir sunum yapacak. Ben Mustafa Bey'e sözü veriyorum. Buyurun Mustafa Bey. Hocam ben de şahsınızda bütün panelist hocalarımıza ve bizi YouTube'dan izleyen katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Anadolu İlahiyat Akademisi ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İtikadi anlayışın, kelami anlayışın fıkha bir yansıması var mıdır? Neden Maturidiler hep Hanefi'dir, Şafiler Eş'aridir? Bunun araştırılması gerekiyor dediniz. İşte Şiilik ya da İmamilik, bugünkü benim anlatacağım husus tam da bu konuyla alakalı bir şey. 12 imam teorisine inanan, imameti 12 ile sınırlandıran, Eren hocam geliyor ama ne yapayım? Devam edeyim mi? Gayet güzel, devam edin siz. Tamam hocam. İmam sayısını 12 ile sınırlandıran, imamların nas ve tayinle atandığına inanan, zümreyi sizler de çok iyi bilirsiniz. Kısaca İmamiye, İsne Aşeriye diyoruz. Bu ismin fıkıhtaki yansıması Caferilik olarak karşımıza çıkıyor. Caferi, İmam Cafer Sadık onların 6. imam olarak kabul ediliyor. Şii fıkhı daha ziyade ondan gelen haberlerle, yorumlarla, fetvalarla teşekkül ettiği için Caferilik adı, bu mezhebin fıkıhtaki ismi Caferilik oluyor. Şimdi hocam konumuzla alakalı iki ön kabul cümlesi kurmak istiyorum. Kelam nazariyesinin fıkıhta en fazla yansıyan şekli bu mezheptir. İkinci olarak ehli sünnet, buradan isimlendirmeyle tabii, ehli sünnet tarihte ne yaşamışsa bu Caferilik iki asır sonra benzer şeyleri yaşamaya başlamıştır. Bu ön kabulden hareketle ifade edeyim ki 11. İmam Hasan el-Askeri'nin 255'te ölümünden sonra arkada bir oğlan çocuğu bıraktığı, yakınları tarafından, yakınları dışında hiç kimsenin bunun farkında olmadığı, bilmediği düşüncesi kabul ediliyor. Tam olarak isimde konulmuyor. 5 yaşından sonra Samerra'da kaybolduğu, gaybete gittiğine inanılıyor. Bu 5 yaşından sonra imamiye düşüncesinin ilk gaybeti suğrası başlıyor. İmam neden gaybete gitti düşüncesi sizler de biliyorsunuz. İşte zalim Abbasi hilafetinin işkencesine maruz kalmamak için ya da yakınları tarafından öldürülmemek için şeklinde çeşitli gerekçeler ileri sürülüyor. Bu mezhepler tarihini ilgilendiren bir konu. İmamın gaybete gitmesiyle beraber Şii toplumuyla daha ziyade sefir ya da naip dediğimiz belli temsilcilerle diyalog kuruyor. O sefirlerle Şii toplumuna emirlerini, nehirlerini ve buyruklarını gönderiyor. Bu durum 328 yılına kadar devam ediyor. 328 yılına geldiğimizde veya 29 diyen de var işte. Son sefir, 4. sefirin artık bundan sonra sefir yok, herkes toplum kendi başının çaresine baksın demesi neticesinde artık 328 yılından günümüze kadar Şii toplumu için, İmamiye toplumu için daha ziyade bir gaybet-i kübra dönemine giriyor toplum. Şimdi bunun üzerinden hareket etmek lazım. İmamın 260'da 5 yaşında gaybetinden sonra nasıl ki Hazreti Peygamber vefat ettiğinde bizim için nas dönemi başladı, içtihat ve rasyonelite dönemi başladıysa, bunlar için de hani imamet nazariyesini peygamberliğin bir devamı olarak gördüklerinden nas dönemi 12. İmam El-Mehdi El-Muntazar'ın
ölümüne değil, öldüğüne inanmıyorlar, gaybetiyle beraber son buluyor. Artık farklı bir evreye girmiş oluyorlar. Nasıl peygamberin vefatından sonra onun sözleri, hatıraları, fiilleri, buyrukları hadis kitaplarımızda derlendiyse benzer yöntemi onlar da takip ediyorlar. İlkin peygamberin masum imamın kavillerini, fiillerini ve takrirlerini, buyruklarını derlemekle uğraşıyorlar. Tabii bu sadece 12 imam değil. 12. imam değil, Hazreti Ali'den bu yana gelen her imamın kendi bir çevresi, ilim meclisi, hitap ettiği bir toplum var ve canlı bir hayat yaşanıyor burada. Her imamın kendi sahip dediğimiz arkadaşı ya da yakın çevresi bunun görüşlerini, buyruklarını, emirlerini usul dediğimiz belli fasiküllere yazıyorlar. İmama bunu onaylattırıyorlar. Bu şekilde sonraki imamlara intikal ediyordu. İşte bu gaybetle beraber Kuleyni ismindeki birisi çıkmak suretiyle artık geçmişe dönük imamlar zamanında yazılan bu hadis fasiküllerini asıl diyoruz biz onlara, derleyip bir araya getirmekle uğraşıyor. 20 yıl süren bir faaliyetin sonucunda artık eserine El-Kafi fi ilmi'd-din ismini veriyor. Bu biraz da bir şeye işaret ediyor. Artık imam gaybete gitti. Bu hiçbir sorun değil. Çünkü onun haberleri var bizim elimizde. Her türlü konuda, sorunda çözüme, bizi çözüme yaklaştıracak ya da kavuşturacak. Kavuşturma konusunda yeterli gelen kitap anlamında El-Kafi ismini koyuyor. Devamında yine Şeyh Saduk denilen bir isim tarafından Men la yahduruhul fakih isimli ikinci kült eser yazılıyor, haberleri içeren. Bu iki isim, Kuleyni olsun, Saduk olsun, İran'da kumda genelde yaşamlarını sürdürüyorlar. Orası daha ziyade imamın gaybetinden sonra onun hatırasını yaşatmak, haberlerini tedin etmekle iştigal eden zümrenin adı anlamında ahbarilik ismi konuluyor bunlara. Tabii ahbari ulemaya başka isimler de atfediliyor. Ehli hadistir, muhaddisundur, haşeviyedir, mücessime gibi değişik isimler yapılıyor. Bir yanda böyle faaliyetler devam ederken Bağdat'a geldiğimizde farklı bir akımın olduğunu görüyoruz. Farklı mekanlar, farklı düşünceleri beraberinde getiriyor. Bağdat bildiğiniz üzere Abbasiler döneminde ilim kültür merkezi ve havzası. Beytül Hikme burada, tercüme faaliyetleri burada. Mutezili kelamının merkezi, farklı düşünceden insanlar var. Haliyle burada imamiye mezhebine mensup insanların haberlerin yanında daha ziyade aklı, kıyası devreye soktuğunu, bunlarla mezhebi belli bir rasyoneliteye oturmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte bu akli rasyonelitenin peşinden giden zümrenin ilk nüveleri Nevbahtî ailesi ve daha sonra gelen İbn Ebu Akil ve İbn Cüneyt gibi isimler, ilk nüveler bunlar. Tabii İbn Cüneyt'ten sonra esasında Büvehiler devrine geçmiş olalım. İbn Cüneyt'in öğrencisi daha ziyade bu devre damgasını vuruyor. Şeyh Müfid 413 yılında vefat ediyor. Onun da öğrencisi Şeyh Murtaza 436'da vefat ediyor. Onun da öğrencisi Ebu Cafer Ettusi 460'da vefat ediyor. Bu üç ismin yaşadığı mekan Bağdat ve şu an Bağdat'ta Büvehiler hüküm sürüyorlar. Tabii Büvehiler ilk Şii devleti olarak kabul ediliyor. Bu usulü alimleri maddi manevi her anlamda destekliyorlar. Bu üç ismin ahbari ulemadan farklı olarak tabii ki haberleri de kullanıyorlar. Bu üç ismin kelam kitapları var, hadis kitapları var, fıkıh kitapları ve usul kitapları var. Haliyle imamet nazariyesini ya da gaybet inancını rasyonel zemine oturtan, haberler olmadığında havadisleri ve konuları daha ziyade akli istidalle çözen zümre olarak biliyoruz. Ve Nevbahtilerden beri gelen bu çizginin adı usulilik adını taşıyor. Ahbari usulü, o halde Caferi fıkı imamın gaybetinden sonra iki ana kısma ayrılmış oluyor. Ahbariler için zuhur etti tabirini kullanmayacağım. Çünkü hangi otorite vefat ederse etsin hemen onun akabinde onun haberlerine sadık olan, bunu derlemek isteyen bir zümre mutlaka vardır. O halde doğal bir seleksiyon içerisinde ahbarilik yek vücut bir durumda karşımıza çıkıyor.
buna tepki ve reaksiyon olarak usulinin ortaya çıktığını görüyoruz. Tusi, bu üç ismin sonuncusu Tusi. Tabii aralarında belli farklar var ama ben siyasi düzlemde anlattıktan sonra farklarına dönmek istiyorum Sayın Hocam. Tusi'nin dramatik bir hayatı var. Büvehilerle beraber güçlendikleri zamandan sonra Selçuklular Büvehileri hakimiyetine son veriyor. Bu nedenle Tusi Bağdat'tan Necef'e kaçmak zorunda kalıyor. Kütüphaneleri yakılıyor, ediliyor. Tabii oradan kalan hem Selçuklulara, onların da şahsında Ehl-i Sünnet'e karşı bir nefret çizgisi oluyor haliyle. Bu nefret çizgisini ben nerede fark ettim? Doktora tezimi yazarken, onun Haber-i Vahid anlayışını okurken aynı konuda iki haber taarruz ederse imamların diğer kavillerine uygun olanı tercih ederiz. Akla uygun olanı, kitaba uygun olanı, taife-i muhikkanın üzerinde icma ettiği hususlara uygun olanları diyor. İki haber arasında bir tercihe gidemezsek, bu yönde bir kriterimiz olmazsa, bize göre burada yapılması gereken en uygun şey Ehl-i Sünnet'in yaklaşımına en uzak görüşün tercih edilmesidir diyor. Ehl-i Sünnet demiyor tabii ki, âmme tabirini kullanıyor. Sayısal çoğunluk bizde o Ehl-i Sünnet'te olduğu için diyeyim. İşte bu şekilde ulemanın atmış olduğu nefret tohumları sayesinde Ehl-i Sünnet'le Şii arasındaki bu çekişme, kalın perde günümüze kadar devam etmiş oluyor. Tusi onlar için gerek fıkıhta gerekse usulde klasik dönemin artık son bulması anlamına geliyor. Tusi'den sonra bir asır, yaklaşık 580 yılına kadar Büvehilerin de hakimiyeti gidince, maddi manevi destekle kaybedilince haliyle bir duraklama evresine giriliyor. Tusi'den sonra bir asır öğrencileri ve onların da öğrencileri daha ziyade yeni kitap yazmak yerine Tusi'nin eserlerini şerh etmek ve haşi etmekle uğraşıyorlar. 580 yılında İbn İdris el-Hilli çıkmak suretiyle Tusi'ye tenkitlerini yöneltiyor. Bu Haber-i Vahid'in kabulü konusunda, Haber-i Vahid'in kabul edilemeyeceğini, bunların zan ifade ettiğini söylemek suretiyle Tusi'yi eleştiriyor. Bir de İbn İdris'in önemli bir özelliği, kitap, sünnet, icma dışında dördüncü delil olarak daha önce zikredilmeyen akıl delilini oturtuyor. Böylelikle usulü cenahta asli deliller dörde tamamlanmış oluyor. Tabii İbn İdris Hilli'den sonra Hilli ekolü geliyor. Muhakkık Hilli, Muhakkık el-Hilli, Allame el-Hilli gibi isimler geliyor. Bunlar İbn İdris'in görüşünü devam ettirmekten ziyade Tusi'nin hatırasını yaşatmak, onun yolundan devam etmek istiyorlar. Burada Muhakkık Hilli'nin Tusi'nin düşüncelerini, fıkhi görüşlerini sistemleştirdiği, basit hale getirdiği, medreselerde okutulabilecek şekilde müesses hale getirdiğini görüyoruz. Allame Hilli'nin önemli bir özelliği, hadis konusunda daha önce hadisler, masumdan rivayet edilen hadisler zayıf ve sahih olarak adlandırılıyorken, burada Allame Hilli Sünnilerden de taklit etmek suretiyle dört kısma ayırıyor Haber-i Vahidleri. Sahih hadis, hasen hadis, muvassak hadis ve zayıf hadis şeklinde bir dörtlü tasnife yer veriyor. Daha sonra reaksiyon olarak ortaya çıkacak Safeviler dönemindeki ahbariler tarafından Allame Hilli bir eleştiriye tabi tutuluyor. En büyük eleştiri onlara şu: sen Sünnilerin, Ehl-i Amme'nin yolunu takip ettin. Onların fıkıh usulü ve fıkhındaki bütün görüşleri benzer şekilde taklit etmek suretiyle Şia'nın düşüncesini bozmaya çalıştığın şeklinde bir itama maruz kalıyor. Çünkü onun fıkıh usulü eserinin, Sünnilerin yazmış olduğu fıkıh usulü eserinin bir muhtasarı olduğu ifade ediliyor. Burada Allame Hilli'nin bir başka önemli özelliği, kıyas ve içtihat kavramını daha önce kullanılmıyorken, kıyas ve içtihat kavramını ilk defa Şii imami fıkhına soktuğu ifade ediliyor. Tabii bu usulü düşünce, yani haberlerin yanında akli istidlallerle imameti, gayb teorisini ve dini hükümleri temellendirme düşüncesi, bu usulü yaklaşım benimsediği bu husus, Safevilere kadar çeşitli ulema tarafından temsil ediliyor. Özellikle Cebeli Amin dediğimiz Lübnan'daki Şehid-i Evvel, Şehid-i Sani tarafından sürdürülüyor. Safevilere geldiğimizde artık
Şia'nın kendine özgü bir devleti olduğunu, İran'ın bütünüyle Şiileştiğini görüyoruz. Daha önceki zamanlarda Şiilik belli lokal bölgelerde yaşarken artık giderek İran'ın tamamına hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Usullük ekolünün tabii ki Safeviler döneminde de baskın olduğunu görüyoruz. Usulü yönteme mensup bu ulemanın sufileri de, hikmet ekolünü de, ahbarileri de bastırdığına tanık oluyoruz. Hikmet ekolü felsefe, kelam ve tasavvufun mezceden, bizdeki Razi gibi eklektik bir yöntem izleyen, bu düşünceyi benimsenen Celaleddin Devvani ve Molla Sadra gibi isimler tarafından temsil edilen bir yaklaşım Sayın Hocam. Safeviler döneminde usullük yaklaşımının bir süre daha devam ettiğini, yani Safevilik 1500'lü yıllarda Şah İsmail tarafından kurulduğunu düşünelim, 1615'e kadar yaklaşık bir asır daha devamını sürdürüyor. Tabii ki Safeviler damgasını vuran usulü isim burada Kereki isminde birisidir. Kereki, Safevi yönetimiyle müthiş derecede dirsek teması sağlıyor, hatta onlara her türlü desteği veriyor. Desteğinin karşısında aldıkları da az değildir. Daha önceki zamanlarda tırnak içinde itilmiş, kakılmış, boynu bükük olarak yaşayan bu usulü ulema artık bu dönemde başını doğrultmuş, kendine özgüven kazanmış durumda. Çünkü haracı toplayabiliyorlar, humusu toplayabiliyorlar, cuma namazını artık imamın yerine kıldırabiliyorlar. Vakıflar onların elinde. Camiler için, merkezi camiler için cuma imamlığı atayabiliyorlar. Şer'i mahkemeleri atama bunların elinde, yönetme bunların elinde. Belli bir güce erişiyorlar. Zekat ve humusları da topladıkları için giderek kaçarlara kadar bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıklarını da elde etmiş olacaklar. Bu Kereki'nin önemli bir özelliği bizim açımızdan söylüyorum. Özellikle ilk üç halifeye alenen sövmeyi meşru hale getiren, buna cevaz veren bir isim olarak karşımızda duruyor. Bir asır sonra 1500'den 1630'lu yıllara geldiğimizde bir asır sonra Muhammed Emin el-Esterabadi isminde birisinin çıktığını, El-Fevaidül Medeniye isimli bir kitap yazını görüyoruz. Burada bu isim reaksiyoner ahbari düşüncenin müessis ismi olarak karşımıza geliyor. Bu ismin usulü düşünceye aşırı tenkitler yönelttiğini görüyoruz. Esterabadi ile beraber usullük zayıflıyor. Artık ahbari düşünce ön plana çıkıyor. Safevi devrinde, Safevilerden 1600'lü yıllarda usulü düşüncenin neden zayıfladığına ilişkin onun eserine baktığımızda bazı ipuçları yakalamamız mümkün. İlk mesela bu Esterabadi'nin reaksiyoner ahbari alimin diğer daha önceki usulü alimlere yönelttiği hususların başında şu geliyor. Sizler ilk ahbari alimlerin yolundan çıktınız. Şeyh Kuleyni ve Şeyh Saduk'u kastediyor. Bunlar selefi imamların yolundan giden insanlardı. Siz bunların yolundan çıktınız, ehli sünneti takip ettiniz. Onlardaki delil olmaya, elverişli olmayan birçok şeyi fıkıh usulüne kattınız ve yanlış hükümler veriyorsunuz şeklinde bir ifade söz konusu. Tabii siyasi ve içtimai şartlar da burada göz önünde bulundurmak lazım. Esterabadi'nin dönemin usulü ulemasına yönelttiği en ağır tenkit, siz siyasete angaja oldunuz. Bunun getirdiği gibi götürdükleri de olacak şeklinde bir ifadesi var. Neden? Çünkü imam denen bir fenomen var. Bunun gelişi bekleniyor. Her rükudan kalktığında accelallahu feracahu, bir an önce onun çıkışını hızlandır, acele et şeklinde dualar yapılan, beklenen imam vasfı artık şahların zatına da kullanılır hale geliyor. Burayı daha fazla uzatmayacağım. Bir de ahbari düşüncenin burada daha baskın olarak öne çıkmasının nedeni, dönemde Muhammed Taki Meclisi, Muhammed Bakır El Meclisi tarafından yazılan Biharul Envar'dır. Bizde nasıl kütübü sitte, kütübü tis'e varsa, Şia düşüncesinde de kütübü erba vardır. Dört kitap, dört temel hadis kitabı manasına geliyor. İfade ettiğim üzere ilki kafi, ilkisi Kuleyni tarafına el-kafi fi ilmiddin. İkincisi Şeyh Saduk tarafından yazılan men la yahdurul fakih. Üçüncüsü ve dördüncüsünü aynı isim Şeyh Tusi yazıyordu. El-istibsar ve tehzibul ahkam. Bunlar bu Caferi ulemanın
gerek ahbari olsun gerek usulü olsun sadık kaldı. Özel hadis kitabı olarak bizdeki kütübü sitti gibi düşünen böyle kabul ediliyor. Çeşitli tenkitler var yönelten ama genelde kabul gören bir yaklaşım. Genelde bunlardan ibaretti hadis kitabı. Ama Safeviler dönemine geldiğimizde Muhammed Bakır el-Meclisi tarafından 100 ciltlik bir hadis kitabı yazıldığını görüyoruz. 100 ciltlik. Bu az buz bir eser değil. 100 ciltlik. Bihar-ül Envar ismini taşıyor. İnsanlar sorguluyor. Yani düne kadar 4-5 tane hadis kitabı varken bu 100 ciltte nereden çıktı şeklinde bir eleştiri var. Onlar takiye yöntemine sığınıyorlar. Diyorlar ki Selçuklular döneminde bu hadisler vardı ama onların zulmü yüzünden tırnak içinde biz bunları rivayet edemedik, aktaramadık, öğretemedik, takiye yaparak gizlemek zorunda kaldık. İşte bu 100 ciltlik eserdeki bu rivayetler o dönemde saklanmış, gizlenmiş rivayetler şekli bir ifadeyle artık bir yorum yapılıyor. Bu nedenle akıldan çok 100 ciltlik eserdeki Masum'a ait ahbar devreye girdiğinde haliyle ahbarilik de ne yapacaktır? Ön plana çıkmış olacaktır. Bu ahbari düşünce tam iki asır burada Sayın Hocam etkisini sürdürüyor. Kaçarlar dönemine kadar, Safevilerden sonra Avşarlar dönemi var devlet olarak. Ondan sonra Kaçarlar dönemi 1800 yıllara kadar. 1600'den 1800'e kadar tam iki asır boyunca bu ahbari düşüncenin İran'a hakim olduğunu görüyoruz. Tabii Esterabadi'den sonra bu ahbari düşüncenin çeşitli isimlerle temsil edildiğini söylemek mümkün. İşte Feyzi Kaşani sıkça duymuşuzdur. Hür Amili, Muhammed Taki El Amili, Muhammed Bakır El Meclisi, Yusuf Bahrani, Semahici, Mirza Muhammed Ahbari gibi isimler gerek muhafazakar gerekse mutedil isimlerle iki asır boyunca devam ediyor. İki asır sonra artık ahbari... Mustafa Hocam, çok özür diliyorum. Hemen sürenizi açtınız. Şöyle bir iki cümleyle sonuçlandıralım. Sorular kısmında tekrar devam edebiliriz. Öyle mi? Tamam hocam. İki asır sonra bu ahbari düşünce giderek zayıflamaya usulü düşünce ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü Esterabadi ve onun yolundan giden aşırı ahbarilerin tekfirci bir dil kullanmaları, usulü düşünceye sahip alimleri tekfirle itham etmeleri, akla karşı tutunmuş olduğu tavırlar. Tabii ki 1800 yıllardayız. Artık insanlar fetva sorduğunda bunun gerekçesini de merak ediyorlar. Onu rasyonel olarak temellendirmediğiniz zaman kabul görmüyor. Bir de delili sadece kitap ve ahbardan ibaret görür, akla, iştihada ve kıyasa yer vermez iseniz, bir soru geldiğinde bunun da cevabı ahbarda olmazsa susup kalmak, onların tabiriyle tevakkuf etmek durumunda kalırsınız. Bunun cevabı ahbarda yok. İmam zuhur ettiğinde mutlaka bunlara bir çözüm bulacaktır dediğinizde insanları tatmin edemez olursunuz tabii ki. Haliyle ihtiyat ve tevakkuf şeklindeki onların çözüm önerisi de burada onların çöküşünü ve yavaşlayışını durdurmamış oluyor. O günden bugüne değin İran'da Sayın Hocam 100 milyonluk artık Şii İmami toplumunda usulü düşüncenin hakim olduğunu, ahbarilerin artık sönmeye yüz tuttuğunu ifade edelim. Son iki cümlemle bitiriyorum. Elbette ahbari düşünce var ama Irak'ta Müminin Medresesi'nde var, Bahreyn'de var, kısmen Yemen'de var. Bu şekilde lokal bölgelerde var ama imami dünyaya daha ziyade aklı da ön plana alan kitap ve sünnet ahbarla beraber usulü düşüncenin hakim olduğunu söylemek mümkün.